Google Maps'e ilgili söylediğimi unutun. Güvenmeyin her zaman. Bu ne ya? Biz geldiğimizde şurası full denizde. Evet. Ben kızı örnek olmaya çalışıyorum. Tepesinde bir tane restoran var arkadaşlar. Oraya geldik. Hayır, ben olmalıyım. Ben... Noa yiyecek misin sen? Oh arkadaşlar, San Sebastian'da ilk akşamımız. Ay, nereden geçiyoruz ya? neye bakıyorsunuz? Yemeğe yetiştikten sonra baksanız iyi olur mu, az mı? Hadi hadi. Arkadaşlar, Google Maps'e her zaman gerçi güvenin, onun bir hatası yok. Ama dikkat edin. Ben yanlış bir yer girmişim, yanlışta fark etmeden 45 dakika uzağa gittik. Hayalde oldu. O yüzden biraz geç kaldık. Şimdi bir restoranda yemeğe gidecektik. Bakalım kapanmadan yetişebilecek miyiz, ona bakacağız. Ne yapıyor bu ya? Google Maps'e ilgili söylediğimi unutun. Güvenmeyin her zaman. Bu ne ya? Ne diyor? Kapalı. Aa, abi. Tatildeler. Yarın yiyeceğiz. Evet. Kimse kapalı olsa da güzel bir yer bulduk, yemeğimizi yedik. Bu arkadaşlar alışveriş moduna bağladılar bile. Ama yani ayakkabıları göstermem lazım. Var mı? Buyurun efendim, göstereyim size. Güzelliğine bakar mısınız? Şu siyahlara hemen gözümü diktim mesela. Neden olmasın? Ya da şu sarılar, ya da beyazlar, ya da hepsi. Neden olmasın, değil mi? Bu da hasır bir çanta ama farklı bir hasır çanta. Çok güzel. Sevdim. Ha, buna da bittim. Bu da çok güzelmiş. Takım. Çantayı da beğendim. Bu dükkana bir gelinsin yarın yahu. Çok kızıyorum. Çok hoş. Çok güzel şeyler var. Evet arkadaşlar, günaydın. Bugün San Sebastian'daki ilk sabahımız. Bu gördüğünüz günaydın. Odamızın manzarası. Günaydın. Hayır. Günaydın. Böyle yatmıyoruz. Maya'nın kendi yatağı var. Gördüğünüz orada. Masaba uyanınca yanımıza geldi. Böyle güzel bir yere çektik ve uyuduk. Şşt, sizin yüzünüzü göreceğiz mi kızlar? Ben dikkatinizi çekeyim, yeri ben buldum. Nasıl sen buldun ya? Evet, buradan geçerken bak buraya sen park edebilirsin dedim. Sen sadece Google Maps'ten bana sağa git sola git dedin, ben buldum yeri. Hayır, burayı sen buldun. Evet, ama park yerini ben buldum. Değil mi? Bak buraya park edebilirsin. Hayır, yaptım. Sen dedin ki buraya park edemezsin. Bak yasak burası dedim. Ben de hayır, orası değil. Önü sadece yasak dedim. Hayır, buraya park edemezsin. Hayır. Bu ne yapıyor? Dedim ki buraya park edebilirsin. Ama tamam, neyse ki beraber bulduk. Evet, evet. Arkadaşlar, işte uyandığımız manzara San Sebastian. Şu karşıda gördüğünüz sahiller şu anda. Oraya doğru yürüyoruz hep beraber. Ve ne oldu Maya? Bizi mi bekliyorsun? Kızım, git gel yaparak beklesene bizi. Pratik yap. Hay Allah'ım, bunu çözemedik, bu konuyu bitirdim. Evet, çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar, evet. San Sebastian. Ne güzel erken yapıyorlar şurada. Telefonumun zoom'unu kullanayım. Bakınız. Biraz kalabalık olsaymış. Oldukça kalabalık bir deniz arkadaşlar. Bakalım bir yer bulabilecek miyiz Noa? Evet. Ha, bulacak mıyız? Şov. Selam güzeller. Size çok enteresan bir şey göstereceğim. Biz geldiğimizde deniz... Aşkım, içime kadar girmiyor, dur ya. Deniz bak. Şu
kumun ton farkı olduğu yerdeydi. Yani o kadar çekildi yani 30-40 metre çekildi. Bakın şu iki şemsiye var ya, bu iki şemsiyenin oradaydı. Ta oraya kadar bakın, ta ne kadar? En az 30-40 metre geriye çekildi ve çekilmeye devam ediyor. Baba sen yemek. Biz geldiğimizde... Bakın biz geldiğimizde videonun başın biraz öncesini hatırlıyorsunuz. Biz geldiğimizde şurası full denizde. Evet. Şurası denizde, hepsi şuraya kadar geri gitti. Çok enteresan. San Sebastian'da deniz ve yemek sonrası Aslı ne yapar? Bir ağaç bulup koala gibi yatar. Ben kızla örnek olmayı... Evet, çok iyi örnek oluyorsun. O da buraya tırmanıyor. Ben burada ustam. Evet. You're gonna climb here. Hadi bakalım. San Sebastian'da tırmananlar. Böyle o sırada düşüp yerim yanılırsa... Aşkım dikkat et. Bir bu başıma dert açmayın. İtme kendini, zaten yokuş aşağı. Ne oldu? Aşkım ayağın tekerleğin arasında sıkışacak falan. Dikkat et. Ay Allah'ım ya. Bravo. Evet. San Sebastian'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Şşt, kızlar hazır mıyız? Alo, size diyorum ya. Takılıyorlar. Hazır mıyız? Kimse ne yapıyor, patlamadı daha arkadaşlar. Bir şey yok anneciğim, yola çıkıyoruz. Önce Getaria'ya gidiyoruz. Biraz denize girip balık yiyeceğiz, sonra Bilbao, tamam mı? Yes! Ha, ay günaydın. Guten Morgen! Guten Morgen! Arkadaşlar burası Bask bölgesi ve yemyeşil her yer, acayip güzel. Yani bizim Karadeniz gibi herhalde. İspanya'nın Karadeniz'i. İşte kuzey olduğu için herhalde bilmiyorum, çok daha çok yağmur oluyor kesin. Daha da serin zaten. Daha da serin, harika yani. Şuraya güzel bir baksana, gideceksin şuraya. Nedir öyle? Çok harika ya, yeşilin bin tonu var yani. Evet arkadaşlar, bir camping site bulduk şimdi. Camping site'da ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Şuradan su alıyoruz. Depomuzu dolduruyoruz. Kakalarımızı, çişlerimizi boşalttık. Boşalttık. Şurada da çamaşırlarımızı yıkıyoruz yarım saat içinde. Arada da kahvaltımızı edeceğiz. Sonra buradan çıkıp yolculuğumuza devam edeceğiz. Arada böyle durmanız gerekiyor kamplarda. Çık, dur be, ne yapıyorsun? Bir şey merak ettim. Ama çok... Nasıl gözüküyor? Biraz dolaşmaya çıktık arkadaşlar. Hakikaten acayip bir manzara varmış. Bakar mısınız? Ne kadar güzel bir manzara. Evet, gösterdim arkadaşlara. Böyle yaşayan insanlar var işte, böyle buraya park ediyor, burada oturuyor, iniyor, geliyor. Ya amcam emekli olmuş yaşıyor ama ben hani yani çok erkenden emekli olabilirim. Ben erkenden bu hayata girişebilirim. Karavan günlükleri diye bizim ailenin yeni bir dönemi başlayabilir belki. Haydi gibi şuradan şöyle koşmak istiyorum şu an. Arkadaşlar gördüğünüz fare... Oraya fare diyorlar arkadaşlar. Çünkü fareye benziyor. Bak bilinçli orası. Oraya iniyor insan, görüyor musun? Bak şuradan aşağı iniyorlar. Ben burada.
Görüyor musun? Harika, görüyorum aşağı. O yol nasıl geri çıkıyor ya? Oh my god. Evet, biraz deli işi. Başlı başına workout yani. Arkanda araba yoksa dur da oraya bir zoom yapayım. Ya burada çok güzel surf yapıyorlar. Dikkat et ha ucuna. Ya ben de getireceğim. Şurası arkadaşlar, inanılmaz. Şaka gibiler. İniyorlar. Hop buraya. Güzel bir iç var. Bugün biraz ortalığı keşfediyoruz. Ay suya giriliyor buradan. Çok iyi. Getaria'da yani olay. En önemli şey restoranın dışındaki ızgaranın üstünde balık ya da et. Gördüğünüz üzere. Izgara, et, balık. Barbekü yapıyorlar. Evet. Aradık taradık. Burası mı? İzeta. Dağın tepesinde bir tane restoran var arkadaşlar. Oraya geldik. Haydi. Buyurun efendim. Arka aşağıdaki kokoşlar balığını yesin. Biz burada takılacağız. Arkadaşlar, yani söylemek istiyorum. Hani karavan gezisi, insanlar bir önce çekiniyorlar, korkuyorlar. Bana şey gelmişlerdi. Tekne gibi böyle herkes çok ister ama kimse cesaret yapamaz. Ya ne olur herkese söylüyorum, yapın bu geziyi ya. Yani bir karavanı alın çıkın. Hakikaten acayip bir karavan site'ti. Birisi bize bir yer tavsiye etti. Rast geldik. Ve bulduğumuz yere bakar mısınız yani? Şöyle bir manzara. Şöyle bir yerdeyiz. Şöyle. Dağların ortasında şu restoranda şimdi et yiyeceğiz. Süper bir keyif. Süper. Maya, et geldi mi? Ben olmalıyım. Ne yiyecek misin sen de? Bir şey yiyeyim. Ben ailemin... Sırf bunun için 8 km dağa tırmandık. Hadi yiyin bakalım. Nereye? Bilbao. Oley. Bazı diyoruz. Saat oradayız.